Ulusal Kanal ekranlarından merhaba, herkese günaydın. Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicilerine iyi sabahlar diliyoruz. Güne başlarken en sıcak gelişmeler, gazete manşetleri, özel haberler ve en sıcak başlıklar sizlerle birlikte olacak. Şimdi hızlı bir gündem turuyla başlıyoruz. Gündem turunda ilk durak Fransa olacak. Fransa'da PKK sokakları yaktı, yıktı ve PKK Fransa sokaklarında şiddet gösterileri yaparken aynı zamanda Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye aleyhine sloganlar atıldı. Türkiye karşıtı sloganlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler edildi. Türkiye karşıtı bu eylemler ve PKK'nın sokaklarda yaptığı şiddet gösterileri baz alınarak Fransa'nın Ankara Büyükelçisi dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ayrıntıları aktaralım. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Magro'ya Paris'te 23 Aralık günü bir Fransızın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek PKK-PYD-YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileriyle bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek Türkiye'nin tepkisi vurgulandı. Konuya ilişkin tepki ayrıca Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nce de ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi. Büyükelçi Magro'ya terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklı selimle hareket ederek terör örgütünün sinsi propagandalarına alet olmaması gerektiği vurgulandı. Ekrana gelen görüntüler Fransa'da PKK'nın yaptığı şiddet eylemlerinden görüntüler. Amerika Birleşik Devletleri'nin beslediği, büyüttüğü terör örgütü PKK, Avrupa Birleşik Devletleri'nin en önemli ortaklarından Fransa'da sokakları, başkenti böyle yakıp yıktı. Fransız yetkililer sözde PKK'lı yöneticilerle devlet makamlarında görüştü, yan yana pozlar verdiler. PKK'nın yaptığı yürüyüşlerde en önde Fransız milletvekilleri yer aldı. Ve bu eylemlerde, şiddet içerikli eylemlerde, Öcalan posterlerinin dalgalandığı eylemlerde Türkiye aleyhine kara propaganda yapıldı. Türkiye hedef alındı. Fransa buna sessiz kalırken Türkiye Fransa'ya gerekli yanıtı Fransa'nın Ankara Büyükelçisi aracılığıyla verdi. Aynı zamanda Paris'teki Türkiye'nin Paris Büyükelçisi de Fransız makamlara gerekli uyarıları yaptı. Evet, Fransa'dan aktaracağımız sıcak gelişmeler bu şekilde. Şimdi Pençekilit Harekat Bölgesi'ne döneceğiz. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde bir Mehmetçik şehit oldu. Duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu piyade sözleşmeli er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Gaziantep'te yaşayan ailesine acı haber ulaştı. 21 yaşındaki şehidin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Örenli Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaparken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Sınır içi ve sınır ötesinde terör örgütüne yönelik kararlı operasyonlar var. Bu operasyonlar aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK'yı derin bir endişeye sürüklüyor. Sözde üst düzey yöneticiler birer birer etkisiz hale getirilirken bölücü terör örgütü yönetecek bir eleman bulamıyor artık ve örgütün saklanacak yeri de kalmadı. Özellikle Diyarbakır annelerinin eylemlerine de dönüp baktığımız zaman oldukça etkili ve kararlı bir evlat nöbeti olduğunu görüyoruz. O evlat nöbetinin sınır ötesinde bölücü terör örgütü PKK kamplarındaki etkisinin de çok sarsıcı olduğunu biliyoruz. O terör örgütünün elinden kurtulup ailesine yeniden dönmek isteyen pek çok genç olduğunu biliyoruz. Zaten son zamanlarda teslim olan terörist sayısı 100'ü aşmış durumda. Teröristler, PKK'nın elinden kaçan teröristler bir bir teslim oluyor. Bir kişi daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından verdi bu haberi. Bakalım ayrıntılara. Barış Pınarı bölgesinde bir PKK-YPG'li teröristin silah ve mühimmatıyla teslim olduğu bilgisini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK-YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde bir PKK-YPG'li terörist silah ve mühimmatıyla komandolarımıza teslim oldu ifadeleri kullanıldı. Sıra HDP'nin kapatılmasında, bunu altını çizerek söylüyoruz. Artık Vatan Partisi harekete geçiyor konuyla ilgili. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne defalarca kez çağrı yapıldı. Bu süreci uzatmayın. HDP'ye verilen her ek süre Mehmetçiğe kurşun olarak dönüyor denildi. Anayasa Mahkemesi bu süreci uzatıyor. HDP'ye ek süreler verilmeye devam ediliyor. 800 sayfaya aşkın bir iddianame olsa da ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin gerekli ifadeleri Anayasa Mahkemesi'ne defaatle iletse de Anayasa Mahkemesi adeta bu iddianameye HDP'nin PKK ile bağlantılı bu faaliyetlerine kulaklarını tıkıyor ve iş yükü bahanesiyle bu süreci uzatıyor. Ama artık Vatan Partisi bu çağrılarını bir adım öteye taşıyacak. Birazdan ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Ama şimdi yeniden hatırlatmakta fayda var. Vatan Partisi yarın değil, 29 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi önünde nöbete başlayacak. HDP'nin kapatılması için tüm milletimizi bu nöbete davet ediyoruz bizler de ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı 29 Aralık Perşembe günü Anayasa Mahkemesi önünde bir basın açıklaması yapacak. Bu nöbetin sebebini, ayrıntılarını da çok net bir şekilde oradan da duyuracak. Anayasa Mahkemesi'nin önünden de seslenecek. Dediğim gibi birazdan ayrıntıları açıklayacağız ama tam da bu sırada hatırlatmakta fayda vardı. Şimdi gündem turumuza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla devam edelim. Pek çok başlık vardı Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kameralar karşısına geçtikten sonra tüm o başlıklara değindi. Ancak çok dikkat çekici, ülkemiz için de çok sevindirici bir haber vardı enerji konusunda. Karadeniz'deki yeni keşif. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan o haberi nasıl duyurdu? Bilindiği gibi enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bakıyorum Enerji Bakanımın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum, hızlan. Hızlan. Biz de inşallah artık Filosa mı gideriz? Farklı bir yere mi gideriz? Nereye gideceksek gidelim ve oradan ateşleyelim. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan ülke içi dağıtım şebekelerinin geliştirilmesine, uluslararası işbirliklerine kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Bu anlayışla petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantaja, nice yıldırma çabasına, nice ambargoya, nice içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık.
Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Geri adım atmadık. Karşımıza çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle aştık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla, kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk. Hamdolsun, bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz. Bunlar sondaj gemileri. Ayrıca iki tane de sismik var. Denizaltı ve kara tesislerinin inşasına ona da başladık. Ve bir kısmını da tamamladık. Sadece deniz yetmez dedik. Kara da olacak. Bir zamanlar karada buluyorlardı. Ondan sonra burada bir şey yok deyip betonu atıyorlardı. İşte biz şimdi onların hepsini yeniden hayata geçirdik. Bu arada Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. İnşallah basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık? Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yaptığımız yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki yeni gaz keşfini Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası duyurdu. Beklenen bir haberdi. Daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hem EYT konusuyla ilgili hem de Karadeniz'deki çalışmalarla ilgili bilgi vereceği ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamı iletti. Şimdi neler oldu? Hangi miktarda gaz keşfedildi? Bir grafik var. O grafiği getirelim mi ekrana? O grafikten ayrıntılara bir bakalım hep birlikte. Fatih sondaj gemisi 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Yeniden değerlendirme çalışmalarının ardından Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervinin piyasa değeri 1 trilyon dolar olarak belirlendi. 13 kuyunun modellendiği bilgisi paylaşılıyor. 540 milyar metreküp olan rezerv 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Çaycuma 1 sondajında 58 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Böylece Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi. Burada haritalandırılmış bir şekilde de görüyorsunuz Karadeniz'deki kuyular, Türkali 1, Amasra 1, Kastamonu 3B kuyuları var. Çaycuma 1 sondajı yapılıyor bu bölgelerde ve Çaycuma 1 sondajında son olarak denizin 3023 metre altında yapılan sondaj çalışmalarında 58 milyar metreküp bir doğalgaz keşfedildi. Toplam
Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi gaz rezervi 710 milyar metreküp'e yükselmiş oldu. Peki bu doğalgaz miktarı Türkiye'ye hangi faydaları sağlayacak? Türkiye bu doğalgazı nasıl çıkaracak ve nasıl işleyecek? Ve vatandaşın kullanımına ne zaman ve nasıl sunulacak? Türkiye'nin enerjide bağımsızlık için attığı adımlara hangi katkıları olacak? Türkiye bundan sonraki süreçte yapacak sondaj çalışmalarında daha fazla rezerve hangi bölgelerde ulaşabilir? Karadeniz'e ulaşılan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin ekonomisi için önemi nedir? Doğu Akdeniz'den de böyle çalışmalar bekliyor muyuz? Yani aslında her yeni ve müjdeli haberde yeni sorular da ortaya çıkıyor. Gazı bulduk, çok güzel, çok sevindirici ve bundan sonraki adımlar ne olacak? Profesör Doktor Şenay Yalçın gün ortası programında bugün Yeşim Er Yılmaz'ın konu olacak. Bu konular orada konuşulacak, tartışılacak. Sayın Hocam çok birikimli bir insan bu konuda. Türkiye'deki sayılı kişilerden biri, çok detaylı ve doğru bilgileri aktarıyor. Mutlaka izlemenizi de öneriyoruz. Biz de tabii bu konular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte gündemimiz büyük oranda enerji olacak çünkü ve Türkiye'nin bu yeni keşifleri dolayısıyla dünyanın içinde bulunduğu enerji krizi içerisinde Türkiye komşularıyla, Rusya'yla, İran'la, Azerbaycan'la, Türkmenistan'la ilişkilerini geliştirirken ve hali hazırda Türkmenistan'da konuyla ilgili yeni bir toplantıda yapılmışken Türkiye'nin kendi zenginliklerini oluşturması ve işleyecek olması çok belirleyici olacak. Hem bölgesel açıdan çok belirleyici olacak hem de Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından çok kritik olacak. Türkiye doğru hamleleri burada yapar ise eğer. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeyi verdikten sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bir bilgilendirme videosu yaptı. Keşfedilen bu rezerv ve Türkiye'nin enerji kaynağı ile ilgili kısa bir video. İzleyelim hep birlikte onu. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 55 milyar metreküpün üzerinde. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası projesi bu yükü hafifletecek en büyük adım. 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi Filyos Limanı'nın 170 kilometre açığında. Fatih, Yavuz ve Kanuni kuyuları hazırlıyor ve dev ekipmanları deniz tabanına indiriyor. Doğalgazı kıyıya ulaştıracak her biri 12 metre uzunluğundaki borular Karadeniz'in 2200 metreye kadar ulaşan derinliğine yerleştirildi. Deniz altındaki 3 hattan biri gazı getirecek, biri glikol taşıyacak ve sonuncusu da fiber optik, hidrolik gibi ihtiyaçları karşılayacak. Proje devam ederken aynı anda 51 gemiden oluşan dev bir filo çalışıyor. Boru hattı, açık denizdeki 10 kuyudan gelen doğalgazı 1,2 milyon metrekare alana sahip Filyos doğalgaz işleme tesislerine taşıyacak. Bu devasa tesisin ulusal şebekeyle buluşturacağı doğalgaz, konutların ihtiyacını yaklaşık 25 yıl süreyle karşılayacak kapasiteye sahip. Türkiye yüzyılında enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak olan mega proje hız kesmeden ilerliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınladığı bu videoyla hem sahaya ilişkin bilgiler verdi hem de Türkiye'deki vatandaşların bu doğal gazı ne kadar süreyle ve nasıl kullanacağına ilişkin bir bilgi verdi. Ancak tabii ne zaman, nasıl bu sorular, biraz önce üst üste sorduğum o sorular büyük önem ve değer taşıyor. Türk milleti açısından doğal gaz fiyatları vatandaşı ciddi anlamda zorluyor çünkü. Daha henüz kışın başındayız. Kısa sürelerle belki doğal gazı yakıyoruz ama faturalar gerçekten cep yakıyor. Vatandaş bunun bir an önce son bulmasını istiyor. En büyük talep de kamulaştırma talebi bildiğiniz gibi. Ucuz enerji, ucuz elektrik için kamulaştırma kampanyası ve yine Vatan Partisi'nin bir kampanyasıydı. Bu kampanya vesilesiyle vatandaş talebini dillendirmiş oldu o dönemde. Hala bu talep geçerli ve şirketlerin, özel şirketlerin aracı olması nedeniyle vatandaşın da cebi yanıyor bildiğiniz gibi. Aslında daha uygun fiyatlara,
Çok daha ucuza vatandaş bu enerjiye ulaşabilecekken araya giren o şirketler kendi karlarını sağlayabilmek için vatandaşı feda ediyorlar. İşte cefayı vatandaş çekiyor böyle. Şimdi devam edelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda yaptığı diğer açıklamalarla. Kısaca bir özet geçeceğiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi pek çok konu başlığı vardı Bakanlar Kurulu'nda. EYT'den terörle mücadeleye, işte enerji konusundan, sağlık konusuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok açıklama yaptı. Bakalım o başlıklara. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere de bir müjde verdiğini söyledi dün. Kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapıyor hem de fiyatları 2023'ün Nisan ayı sonuna kadar sabitliyoruz ifadelerini kullandı. Tarım kredi marketlerindeki indirim konusunda verdiği bir haber vardı. Tarım kredinin toplam 2170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak dedi. EYT konusunda tam bir plan yok. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Yeni yıldan önce de çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz dedi. Vedat Bilgin de aynı açıklamayı yaptı. Memur zammı ne olacak sorusu gündemdeydi. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız ifadelerini kullandı. Tabii merak edilen bir konu da fırsatçılara ne yapılacak sorusu. Çünkü asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından zaten daha vatandaş o asgari ücreti almaya başlamadan fırsatçılar devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan maliyetler üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları affetmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Vatandaş somut adım bekliyor yalnız bu konuyla ilgili. Onun da altını çizelim. Terörle mücadele konusunda da bazı açıklamalarda bulundu. Biraz önce dediğim gibi Suriye'de 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Yeni bir terörle mücadele safhasına geçeceğiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özetle yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Enflasyonla ilgili de amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamına kavuşturmaktır ifadelerini kullandı. Meslek eğitim merkezleri, okullardaki son durum, teknolojinin yarattığı imkanlar, uyuşturucuyla mücadele konusu Erdoğan'ın gündeminde olan diğer konularda sağlık çalışanları ile ilgili mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Toplam 1.358.000 sağlık çalışanı olduğunu ifade etti. Şehir hastaneleri ile ilgili mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar. Özetle bu şekilde. Gündem turumuza Twitter'la devam edeceğiz. Elon Musk'ın Twitter'ın başına geçmesinin ardından Twitter'da bir dizi ifşa serisi oluşmaya başladı. Özellikle Amerikan İstihbarat Servisi'nin, Savunma Bakanlığı'nın Twitter'la olan ilişkisi, Twitter'daki bot hesapları, psikolojik savaş, algı operasyonu için nasıl kullandığı Elon Musk tarafından tek tek ifşa ediliyor, gündeme getiriliyor. Şimdi yeni bir konu gündeme getirildi. Twitter dosyaları adıyla sürdürüyor bildiğiniz gibi bu ifşaları. Dokuzuncusunu da Matt Taibbi aracılığıyla yaptı. Elon Musk yine sosyal medya aracılığıyla Twitter hesabından yaptı bu ifşaları. Twitter'ın FBI, Dışişleri Bakanlığı, CIA ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumlarıyla işbirliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını paylaşıyor Matt Taibbi. Yaptığı paylaşımda FBI'ın Twitter üzerinden diğer devlet kurumlarını kapsayan geniş bir sosyal medya gözetimi ve sansür uygulamasına aracılık ettiğini öne süren Taibbi, söz konusu uygulamanın FBI'ın siber tehditlerle ilgilenen birimi, yabancı etki görev gücünün yanı sıra yerel polisler, medya ve farklı devlet kurumlarını da içerdiğini ifade ediyor. Twitter'ın çok sayıda devlet kurumuyla yoğun bir iletişim ağı olduğu kaydediliyor. Diğer devlet kurumunu bir konferanstan haberdar edip davet etmesine müsaade var mı diye sorduğu bir elektronik postayı yayımladı FBI'ın Taibbi.
Twitter üst yetkililerinin kendi aralarında eski bir CIA ajanının bulunduğundan haberdar olup olmadıklarını sorguladıkları mailleri de ifşa etti. Şirketin eski hukuk danışmanlarından Stacey Cardill'in söz konusu ajandan haberdar olduğu ve bu konudaki sessizliğimin anlaşıldığını umuyorum ifadesine de e-postasında yer verildiği ortaya çıktı. Dış ilişkilerden iç meselelere kadar Twitter'a müdahale edildiği Tayyip'in mesajlarında ayrıntılı bir şekilde ifşa ediliyor. Ayrıca Amerikan hükümetinin Twitter yetkililerine seçimlerde bu platforma yabancı müdahalesinin olduğuna yönelik açıklama yapmaları için baskı yaptığı iddia ediliyor. Rusya ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı söylediği bir e-posta var bir Twitter çalışanının. Bu e-postaya da dikkat çekiyor Tayyip'i. Hükümet ortaklarının bu denetimlerinin tek tek ifşa edildiği bir çalışma yapıyor Elon Musk. Merak da ediliyor tabii Elon Musk'ın yaptığı bu ifşalar. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde olan bir sosyal medya platformu olduğunu biliyoruz Twitter'ın. Sansür uygulandığını biliyoruz belli konularda. Belli konuların bilerek öne çıkarıldığını biliyoruz. Özellikle Pentagon'un yaptığı bir çalışma vardı, bir rapor. O raporda özellikle İran, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler üzerinden karşıt propaganda yapmak aracılığıyla, amacıyla sosyal medya hesaplarının kullanıldığı zaten net bir şekilde ifade ediliyor. Buna ayrıca bir bütçe ayrılıyor, buna ayrıca eleman ayrılıyor ve bu alanda bir psikolojik harp yürütülüyor. Elbette ki Türkiye'ye karşı da bu propagandalar yine sosyal medya aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat elemanları açtıkları o bot hesaplar, sahte hesaplar üzerinden yapılıyor. En yakıcı ve sıcak örnek İran meselesi üzerinden son olarak görülmüştü bildiğiniz gibi. Yalan yanlış pek çok haber sosyal medyada inanılmaz görüntülerle ve ifadelerle paylaşılmıştı. En keskin örneklerden biri de İran'dı. Şimdi Elon Musk bunları teker teker ifşa edip Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal medyadan yürüttüğü bu çalışmaları yayınlıyor. Bu 9.sü olmuştu. Muhtemelen devamı da gelecektir. Devam edelim gündem turumuza Amerika Birleşik Devletleri ile. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dondurucu soğuktan bahsetmiştik dün de. Ciddi bir sorun. Vatandaşlar büyük zorluklar yaşıyor. Hayatını kaybeden insanlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O soğuğu bir nebze anlatan bir görüntü gelecek şimdi ekranlara Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York'a bağlı Buffalo kentinde çekildi bu görüntü. Felaketin boyutları görüntüleniyor. Kar fırtınasında ölenlerin sayısı da bu arada 48'e yükseldi. Büyük bir kesimi etkisi altına alan kar fırtınasının hala devam ettiği bilgisini verelim. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı kesinlikle yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağış korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tükettiler. Raflar boşaldı. Bu sosyal medyada da bir gündem konusu oldu hatta. Yerel kaynaklara göre yağmalama olayları da yaşanıyor şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel'i itfaiye binalarında kutlamak zorunda kaldı. Milyonlarca kişi de elektriksiz. New York'a bağlı Erie ilçe yöneticisi Mark Poloncarz yaptığı açıklamada ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin %94'üne elektrik verildiğini ancak hala bazı yerlerde elektrik kesintisi olduğunu söylüyor. Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için çok zorlanıyoruz ifadelerini kullanıyor. Bir günde ölü sayısı biraz önce bahsettiğimiz Erie ilçesinde 13'ten 27'ye yükseldi. Toplam ölü sayısı ise kar fırtınası nedeniyle 48'e yükseldi. Ohio, Kansas, Kentucky, Colorado gibi bölgelerde hayatını kaybeden vatandaşlar, Amerikan vatandaşları var maalesef. Nüfusun %60'ı bu arada kar fırtınasının etkisi altında. Nesilde bir kez görülebilecek şiddette bir soğuk olduğu ifade ediliyor. Bu soğuk ben geliyorum demişti yaklaşık 2 sene önce de Texas'ta vatandaşlar elektriksiz kaldı ve Amerikan hükümeti o vatandaşlara ulaşmakta çok büyük zorluklar yaşadı. O bile çok büyük bir felaketti. Orada da hayatını kaybeden pek çok kişi vardı. Şimdi bu kar fırtınası hali hazırda devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde nesilde bir kez görülebilecek bir soğuk olduğunun altı çiziliyor. Hava durum servisi şu ifadeleri kullanıyor. İmkansız
hale getirilebilecek, seyahatler ve yaşamı çok zor kılabilecek durumlar var. Çok tehlikeli deniliyor ve üçüncü kategorideki kasırganın basıncına eşdeğer bir fırtına etkisi olduğu da ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ekranlarınıza gelen görüntülerde maalesef bu şekilde. Şimdi son olarak gündem turunda ülkemizdeki hava durumuna bakalım. Bizde de yağış var pek çok bölgede. 11 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Özellikle Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde fırtına turuncu kodla uyardı. Güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye, Adıyaman, Malatya sarı kodla uyarıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis'e turuncu kodla uyarıldı. Vatandaşların bu bölgelerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, hazırlıklı olmaları istendi. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Akdeniz bölgesi ve turuncu kodla uyardı. Güneydoğu kesimlerindeki vatandaşların bu uyarılara kulak vermesi önemli. Zaten Antalya çok büyük bir sel felaketi geçirdi bildiğiniz gibi birkaç gün önce. Kumluca'da maalesef hayat olumsuz etkilenmişti. Afet bölgesi haline gelmişti orası. Şimdi fırtına uyarısı var o bölge için. Güneydoğu kesimleri için daha çok kuvvetli yağış uyarısını Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapıyor. Bu haberle birlikte gündem turunu tamamlıyoruz. Şimdi haber merkezimizin hazırladığı en sıcak başlıklara, en kritik başlıklara birlikte bakacağız. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket bizim. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket. PKK'nın meclisteki uzantısı HDP'nin kapatılması için Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyor. Anayasa Mahkemesi bu çağrılara kulaklarını tıkadığı için bir nöbet başlayacak. Türk milleti devreye giriyor bu noktada ve Anayasa Mahkemesi önünde nasıl ki evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP İl Binası önünde kararlılıkla yaklaşık 4 yıldır o nöbeti tuttuysa ve bu da karşılık buluyorsa şimdi onların sesi Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek. Orada yankılanacak. Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi önünde 29 Aralık Perşembe günü bir nöbet başlatacak. Nöbetin başlangıcı Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın yapacağı açıklamayla olacak. Anayasa Mahkemesi önünde Vatan Partisi nöbet eylemlerine başlıyor. Vatan Partisi PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP'nin kapatılması için süreci uzatan Anayasa Mahkemesi önünde nöbete başlıyor. HDP'nin kapatılmasının eşiğindeyiz ve kısa zamanda bir başarı kazanacağımızı bekliyoruz. Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi'ne eylemle mesaj verecek. Anayasa Mahkemesi'ne tamamen kapının karşısında Vatan Partisi olarak artık yeter, kapatın. Bu teröristlerin partisini eylemlerine başlıyoruz. İlk nöbet 29 Aralık Perşembe günü Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın basın açıklamasıyla başlayacak. HDP'yi Amerika kurtaramayacak. HDP'yi efendileri kurtaramayacak. Çünkü HDP'yi Diyarbakırlı kapattı, Şırnaklı kapattı, askerimiz polisimiz kapattı. Şimdi Türkiye'nin önünde terörle mücadelede topyekün başarı için PKK'nın eli kolu bacağı olan bu örgütü kapatma kararlılığıyla buradayız. Perşembe günü saat 13'te yapılacak basın açıklamasına herkes davet edildi. HDP'nin kapatılacağını vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa zamanda bir başarı kazanacaklarını kaydetmişti. HDP'nin kapatılmasının eşiğindeyiz ve kısa zamanda bir başarı kazanacağımızı bekliyoruz. HDP'yi kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde beklemeye devam ederken bu bekleyiş sırasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından önemli talep gelmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin tamamen kapatılmasını, hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etmişti. Kapatma kararı ile birlikte tabii devletten hazine yardımı alamayacak. O yardımları alıp sarf eder. Ve dolayısıyla kapatmak hazine yardımının kesilmesi açısından bir işe yaramaz. Evet. O bakımdan bu bir tedbir olarak talepte bulunuyor. Evet. Ve çok doğru yapıyor.
Vatan Partisi Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilmek için rotasını Atlantik'ten yana tutmuyor. Rotasını bölgesel çıkarlar, Türkiye'nin milli çıkarlarına uyumlu bir şekilde Atlantik'in tam karşısında konumlanarak oluşturuyor. Bir yandan da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Tam tersi, Atlantik'e teslim oluyor. Bizi yalnız bırakmayın diyor. Biz sizinle birlikte olmak istiyoruz diyor. Türkiye'de Batı politikalarını devreye sokacağız. Bize güvenin mesajları veriyor. Son olarak CHP sözcüsü Faik Öztrak Avrupa'ya bağlılık konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin geleceğinin Avrupa'da olduğunu söyledi. Avrasya'ya gözlerini kapadı, kulaklarını tıkadı. Cumhuriyet Halk Partisi aynı vizyon toplantısında açıklamış olduğu gibi Faik Öztrak aracılığıyla bir kez daha Avrupa'ya bağlılığını ilan etmiş oldu. Ve tabii Avrupa'ya bağlılığını ilan edince onların politikalarına teslim olunca onların istediklerini hayata geçirmek zorundasınız. Türkiye'nin iç işlerine müdahil olan, Türkiye'yi hedef alan o İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı. CHP bildiğiniz gibi LGBT dayatmalarına da kucak açıyor, sahip çıkıyor. Faik Öztrak aileyi parçalamayı hedefleyen ve Türk hukukunu hiçe sayan İstanbul Sözleşmesi'ne de aynı zamanda Avrupa'ya bağlılığını ilan ederken bir kez daha sahip çıkmış oldu. İzleyelim ayrıntıları. Türkiye yıllarca Amerika Birleşik Devletleri dayatmasıyla Avrupa Birliği kapısında bekleyerek birçok taviz verdi. 1988 yılında imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı, Türkiye'nin üniter yapısını tartışmaya açan maddeler barındırıyordu. Güçlü Türkiye, güçlü Avrupa'dır. Tüm dünya Asya'nın yükselişine gözünü dikmişken, CHP, Türkiye'nin geleceğinin Türkiye'ye daha üye olmadan zarar veren Avrupa Birliği'nde olduğunu iddia etti. Türkiye'nin geleceği demokratik, kurallı dünyadadır. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini canlandıracağız. Öztrak, aileyi parçalamaya hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'ni de savundu. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Faik Öztrak'ın bu açıklamalarına elbette şaşırmıyoruz. Şimdi Faik Öztrak'ın bağlılık ilan ettiği, Türkiye'nin çıkarları Avrupa'da dediği, o Avrupa'ya bir bakalım mı neler oluyor? Sıcak görüntüler var, yeni görüntüler var. Bültenimizin başında aktardık. Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Fransız makamlara tepkisini dile getirdi. Peki neden? Erdoğan nasıl hedef alındı? PKK'lılar şehri nasıl yıkıp yaktı? Avrupa'da, Avrupa'nın öncü şehirlerinden biri Fransa'da neler oluyor? İzleyelim hep birlikte. Fransa'nın başkenti Paris'te bir Fransız vatandaşının PKK'lıların kültür merkezine silahla ateş açması sonucu en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı. Olayların fitili Paris'te yapılan PKK mitingiyle ateşlendi. PKK bayrakları ve Öcalan posterleri taşınan gösteride PKK'nın Fransa'daki yapılanması Kürt Demokratik Konseyi açıklama yaptı. Bunun hesabını soracağız dedi. Vous savez, le 10e arrondissement. Mitinge Paris Belediye Başkanı Cordebart da katıldı. Cordebart, Paris'in 10 yıllardır Kürtlerin toprağı olduğunu belirtti. Öfkemizi bugün burada ifade ediyoruz dedi. Paris'i ateş alanına çeviren PKK'lılar Almanya, Avusturya, İngiltere, İspanya, İsveç ve Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinde polisle çatıştı. Esnafa zarar verdi. Eylemlerde sık sık Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça katil ve terörist sözleriyle hedef alındı. Katilin adı Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin işlerini katliamı. Bırakın. Paris'teki saldırıya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya gözdağı verdiği yorumları yapılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da açıklama geldi. Akar, Paris'te terör örgütü yanlılarının gerçekleştirdiği olaylar için Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı yorumunda bulundu. Ve herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir dedi.
bu teröristlere yardım etmenin, efendim destek vermenin işte ne kadar sıkıntılı olduğunu işte bir kez daha gördüler. Bunun bir başka benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Paris'te oldu. Aa, teröristleri bekleriz orada. Mesleği baklayamayacaklar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Avrupa'daki PKK eylemlerinin görüntülerini paylaştı. Görüntünün altına açıklamada şu ifadeleri kullandı. Men dakka dukka, çalma kapımı çalarlar kapını. Avrupa'da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, okyanus ötesinin Avrupa'ya yeni terbiye yöntemi, pardon PKK-YPG terör örgütü müydü? Besle kargayı, oysun gözünü. Bu eylemlerin ardından ve bu saldırının ardından terör örgütü PKK'ya taziye için Türkiye'de sıraya girenler oldu mu? Elbette ki oldu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda PKK'ya tek tek taziye dileklerini ilettiler. Kimler onlar? Hangi masadalar? O meşhur altılı masanın temsilcileri yaptı bunları ve böylece Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklamasına göre aslında o masanın yedili bir masa olduğu da ortaya çıkmış oldu. Sayın Bursalı'nın açıklamalarına bakalım. Paris'te PKK'nın kültür merkezine yapılan saldırı sonrası altılı masanın bileşenlerinden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Fransa hükümetini mücadeleye çağırırken Davutoğlu ırkçı terör vurgusu yaptı. CHP'den de ardı ardına açıklamalar geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bursalı, PKK'ya taziye mesajı yapanları eleştirdi. HDP'nin altılı masanın ortağı olduğunu bir kez daha gördük dedi. Paris'teki saldırı sonrası altılı masanın tavrı PKK-HDP'nin masanın yedincisi olduğunu bir kez daha gösterdi. PKK'nın sözde kültür merkezinde öldürülen KCK üst düzey yöneticisi için taziye yarışına girdiler. ABD'nin Türkiye'deki iktidar stratejisinde HDP var. Bu nedenle ABD'nin altılı masasında HDP demirbaştır, vazgeçilemez. Eylemde ve tavırda hep yan yanalar. En son İmamoğlu'nun Saraçhane mitinginde de HDP ve Demirtaş aşkını gördük. CHP HDP'leşti, altılı masa CHP'yi esir aldı. Türkiye'nin geleceğinde PKK ile yas tutanlar değil, Mehmetçik'te omuzdaş olanların iktidarı var diyen Bursalı, Vatan Partisi'nin HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde nöbet başlatacağını duyurdu. Akşener, PKK ile açılım hasretini ilan ederken HDP'nin yedek partisi Babacan ve Davutoğlu da doğrudan PKK için taziye yayınladı. Türkiye'nin geleceğinde PKK ile yas tutanlar değil, Mehmetçik'le omuzdaş olanların iktidarı var. Onlar PKK ile ağlaşa dursun, Vatan Partisi olarak AYM önünde PKK Partisi HDP'nin kapatılması talebiyle nöbet eylemlerine başlıyoruz. Altılı Masa HDP'nin kuyruğunda AK Parti tutarsız ve kararsız, Vatan Partisi var. HDP kapatılacak, Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Vatan Partisi bu nöbeti tüm vatandaşları davet ediyor. Şimdi PKK'nın şiddet gösterilerinin olduğu sokaklarını yakıp yıktığı Avrupa'da sessizlik var mı? Ona bakacağız. Evet, büyük oranda bir sessizlik olması zaten bekleniyordu. Ancak çok cılız seslerde çıkıyor. Hollandalı bir gazeteci PKK-PYD'ye verilen desteğin sorgulayan isim oldu. İzleyelim. Türkiye'nin Suriye ve Rusya ile PKK-PYD'ye karşı ortak hareket etme iradesi üzerinden terör örgütünün Fransa'daki mensupları sokakları ateşe verdi. Bunun üzerine PKK-PYD'liler Avrupa kentlerinde eylemlere başladı.
Batı'daki şiddet eylemleri üzerine Avrupa ülkelerinin terör örgütü PYD-YPG'ye karşı tutumu da eleştirilere neden oluyor. TRT'ye konuşan Hollandalı gazeteci Renan Netschitz, Avrupa'nın PYD-YPG'nin işlediği suçları göz ardı ettiğini söyledi. Netschitz, Avrupa'nın terör örgütünün propagandasına inanmasını eleştirdi. Suriye'de araştırma yapan Hollandalı gazeteci PKK-PYD ile ilgili önemli bilgiler edindi. Netschitz, PYD-YPG'nin bölgede halkın evini bastığı Suriyelileri bu ülkeden kaçtığını belirtti. PYD kendini Kürtlerin temsilcisi olarak tanıtmış olsa da birçok Kürt onlardan nefret ediyor diyen Netschitz, örgütün gençleri örgüte dahil etmek üzere kaçırdığını ve birçok muhalif görüşlüleri infaz ettiğini ifade etti. Hollandalı araştırmacı PYD'nin işgalindeki bölgelerde demokratik yönetim şeklinin olmadığını söyledi. Netschitz, ne seçim var ne de özgür medya ama buna rağmen PYD demokrat olduğunu iddia ediyor dedi. Hollandalı gazeteci terör örgütü PKK ile PYD-YPG'nin arasındaki bağlantılara da değindi. Suriye'nin kuzeyine adım attığınızda karşınıza çıkan ilk şey Abdullah Öcalan'ın bir pankartı diyen gazeteci Rena Netschitz, PYD binalarında ve birçok yerde terör elebaşının fotoğraflarının olduğunu belirtti. PKK-PYD'den bahsettik, biraz da FETÖ'yle mücadeleden bahsedelim. FETÖ'cülerin yargı içerisinde renklendirme yöntemiyle yargıya sızdığı ifade ediliyor. Aydınlık Gazetesi'ne konuyla ilgili bir yetkili konuştu. Bu dün Aydınlık Gazetesi'nin manşetiydi, çok da önemli bir manşetti. Haber merkezimiz bu haberi ayrıntılı bir şekilde hazırladı ve yargıda ankesörlü telefon soruşturması ihtiyacı olduğu vurgulandı. Özellikle çünkü özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu soruşturmalar yapılmış ve yaklaşık 40 bin FETÖ'cü buradan tasfiye edilmişti, uzaklaştırılmıştı, görevinden alınmıştı. Aynı soruşturmanın yargı içerisinde de yapılması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü son zamanlarda FETÖ davalarından beraat eden yargı içinde bazı isimler var ve bu maalesef çok da dikkat çekici olmaya başladı. FETÖ içinde kod adı belli olan, mahrem abisini itiraf eden örgütsel nitelikli ardışık ankesör telefon kaydı olan bir subay da beraat etti. O subay daha sonra idari yargı kararıyla orduya döndü. Türkiye genelindeki mahrem imam soruşturmalarında yerel mahkemelerin verdiği beraat kararı sayısı arttı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ bağları nedeniyle meslekten ihraç edilen 178 hakim ve savcının mesleğe iadesine karar verdi. İşte bu kararlar gözlerin yargıya çevrilmesine neden oldu. Üst üste verilen kararları güvenlik bürokrasisinden üst düzey bir yetkili değerlendirdi. Yargıda etkin bir FETÖ soruşturmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, Emniyet ve TÜBİTAK gibi devletin güvenliğini ilgilendiren birimlerde ankesör soruşturmaları etkin bir şekilde yürütüldü. Yargı içinde ise ankesör soruşturması yapılmadı. Yargıda ankesör soruşturmasına ihtiyaç var. Aydınlık Gazetesi'ne konuşan yetkili isim 2023 seçimlerine kadar Danıştay 5. Dairesi'nin kararları gibi kararların verileceğini öngördüklerini belirtti. Türkiye'de adalet yok, hukuk yok algısının yaratılmak istendiğini vurgulayan yetkili, yargıya güvensizlik yaratılacak, böylece ankesör soruşturmalarındaki kararları da kamuoyu nezdinde zedelemeye çalışacaklar dedi. Etkili FETÖ soruşturmalarını yürüten savcılar da serbest bırakma ve beraat kararlarından rahatsız. Yargı teşkilatına güçlü konuma getirilen bazı grupların içine yerleşen renkli FETÖ'cülerin bu kararlarda etkin olduğu değerlendiriliyor. Ankesör davalarında yerel mahkemelerin beraat karar sayısının artması üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı mahkeme üyelerini inceledi. Veri tabanında yapılan incelemede beraat kararı veren bir mahkeme başkanının mahrem imamlarla örgütsel nitelikli ankesör kaydı olduğu tespit edildi. Aydınlık Gazetesi'nin ismi bize saklı diye belirttiği mahkeme
mahkeme başkanının 2011, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla 18 kez ardışık olarak ankesörlü, kontrollü, sabit hat aranma kaydının bulunduğu belirtildi. Aynı mahkemenin üyesinin de hem kendi hem de iki kardeşinin FETÖ okullarında kaydı olduğu kaydedildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı mensuplarını kapsayan ankesör çalışmasını Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ancak AK Parti'nin dini hassasiyetleri nedeniyle soruşturma aşamasına geçilmediği belirtiliyor. Sabah gazetesi de 25 Ağustos 2021'de sınav soruları verilerek yargıya sızan bin FETÖ'cü hakim ve savcının başsavcılıklar kanalıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildiğini yazdı. Bir yılı geçmesine rağmen HSK'nın hangi aşamada olduğu konusu da belirsiz. Bu olayları alt alta koyan güvenlik bürokrasisi yetkilisi, renklendirilmiş kişiler yargı içinde ve HSK'da etkili mercilerdi. HSK'nın mutfağında seçime kadar da bu renklendirilmiş kadrolar benzer kararlara imza atabilirler ifadelerini kullandı. Şimdi FETÖ'cü Enes Kanter ne yapıyor? Bir ona bakalım. Bildiğiniz gibi ortalıklarda dolaşıp Türkiye'yi hedef alıp Türkiye'yi şikayet ediyor. Videolar çekiyor, onları yayınlıyor Enes Kanter. Son olarak Papa'yla görüştü. Papa'yla görüşmesi Vatikan'ın davetlisi olarak gitmesiyle oldu. Orada yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet eden Enes Kanter dedi ki Erdoğan benim ülkemi mahvediyor, lütfen dua edin ifadelerini kullandı. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi devam ederken firari FETÖ'cüler kaçtıkları ülkelerden Türkiye'ye karşı kara propaganda yürütüyor. Türkiye karşıtı eylem ve söylemleriyle sık sık gündem olan FETÖ'cü Enes Kanter bu kez de Vatikan'daydı. FETÖ'cü Kanter özel olarak davet edildiği Vatikan'da Papa Franciscus'la ayaküstü görüştü. Papa'yla kısa sohbetini sosyal medyadan yayınlayan Kanter, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in selamını ilettiği Papa'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı şikayet etti. FETÖ'cü Enes Kanter, görüntüleri yayınladığı paylaşımında ne büyük onur, hayatımdaki en özel anlardan biri. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum ifadelerini kullandı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün FETÖ'ye ilişkin açıklamaları vardı. Onlara bakacağız şimdi. FETÖ ile dış güçlerin bağlantısına, yani dış ülkelerin, dış örgütlerin bağlantısına dikkat çekti Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamada. Aynı zamanda kamuda hala FETÖ'cülerin olduğunu da ifade etti. Uyanın, uyanın, uyanın. Dinler arası diyalogçular cirit atıyor memlekette, diyanette, ilahiyatta be. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ ile ilgili uyarılar yaptı. Bu adamlar FETÖ'nün, CIA'nin, Mossad'ın adamlarıdır be. Ünlü, FETÖ'nün dış örgütlerle olan bağlantısına dikkat çekti. Biz batıla karşı dik duramadıktan sonra Suriçi de gider, Sultanahmet de gider, Fatih Camii gider. Sen Ayasofya'yı açtım diye sevinirken bütün sur içi gidecek be. Ünlü sur içindeki projeye karşı uyarılarda bulunarak batıla karşı herkesin dik durması gerektiğini ifade etti. Biz bu mücadeleyi vermemiz lazım. Batıla hizmet edenler ahirete gitmeden daha dünyada papazlık olurlar. Onlara da papazlık olma lafı çok yakıştı yani. Papaz, papazlık olur onlar. Oldular onlar birbirlerine papazlık. Birkaç grup oldular. Ahmet Mahmut Ünlü hala kamunun içinde FETÖ'cüler olduğuna işaret etti. Uyanın, uyanın, uyanın. Dinler arası diyalogçular cirit atıyor memlekette, diyanette, ilahiyatta be. Yoğun bir terörle mücadele gündemi vardı bugün. Hem PKK-PYD ile mücadele konusu hem de FETÖ ile mücadele konusuna ayrıntılı bir şekilde değindik. Şimdi gazete manşetlerine geçeceğiz. Gazete manşetlerini okumadan önce biraz içimiz açılsın, güzel bir müzik dinleyelim, çaylarımızı tazeleyelim isterseniz. Şimdi Candan Erçetin'in sesinden çok güzel türküler dinleyeceğiz. Ardından gazete manşetleri bugün güne nasıl başlamış bakacağız hep birlikte.
hasret, bu memleket bizim. Enerjimizi depoladıktan sonra devam ediyoruz gazete manşetleriyle. Güne başlarken programına Aydınlık Gazetesi'nin manşetiyle başlıyoruz manşetlere bakmaya. Bugün Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde altılı masadan PKK'ya taziye başlığı yer alıyor. Fransa'daki saldırıda hayatını kaybeden PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Emine Kara için altılı masanın bileşenlerinden CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve FETÖ'cüler taziye sırasına girdi. Yapılan açıklamalarda kullanılan ortak dil dikkat çekti. İşte manşetin sağ tarafında gelen açıklamalara yer verildi. Örneğin Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı. Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik ırkçı saldırıda hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Irkçı terörü lanetliyorum dedi. Ali Babacan Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Fransa hükümetinin ırkçılığa karşı tam ve kararlı mücadele ile halkın güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya davet ediyorum dedi. Sezgin Tanrıkulu şaşırtmadı elbette. Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen ırkçı faşist saldırı yıkanıyor. Yaşamını yitirenlere rahmet, yaralara acil şifa diliyorum. Irkçılığa, faşizme karşı her zamankinden çok daha etkili bir dayanışma ve mücadeleyi gerçekleştirmeliyiz dedi. Orhan Sarıbal, ırkçılık kötüdür. Dünyanın her yerinde ırkçılığa karşı en büyük gücümüz sevgi olmalıdır. Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum dedi. Ve bu isimler ortak bir dil kullandı. Irkçılık, faşizm gibi kullandıkları ifadelerle PKK'nın üst düzey yöneticilerinden öldürülen Emine Kara için taziye mesajları yayınladılar. Ayrıntılar şu şekilde bu konuyla ilgili. Paris'teki saldırıda öldürülen 3 kişinin terör örgütüyle ilişkisi tespit edildi. PKK'nın çatı örgütü KCK'dan yapılan açıklamada KCK Yürütme Konseyi üyesi Evin yani Emine Kara arkadaş ile iki yurtsever insanımız şehit düşmüştür denildi. 1988'de PKK'ya katıldığı öğrenilen Emine Kara'nın son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde görev aldığı, buradaki çatışmada yaralanarak örgüt tarafından Avrupa'ya gönderildiği belirtildi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Paris'teki saldırı sonrası altılı masanın tavrının PKK-HDP'nin masanın yedincisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Amerika'nın Türkiye'deki iktidar stratejisinde HDP'den vazgeçmeyeceğini, bunun için eylemde ve tavırda hep yan yana olduklarını vurgulayan Bursalı, Türkiye'nin geleceğinde PKK ile yas tutanlar değil, Mehmetçik'le omuzdaş olanların iktidarı vardır dedi. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi olduğu Emine Kara'nın zaten KCK yürütme üyesi Evin denilerek PKK tarafından yapılan açıklamada ifade edilmişti, ancak fotoğraflar da var. O fotoğraflara da yer veriyor Aydınlık Gazetesi manşette. PKK medyası Emine Kara'nın terörist kıyafetleri içinde dağda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. O fotoğraflarda yuvarlak içine alınan kişi Paris'teki saldırıda öldürülen PKK'nın çatı örgütü KCK yöneticisi olan Emine Kara. Terörist kıyafetleri içerisinde işte bu fotoğraflar var. PKK destekçileri saldırının ardından Paris sokaklarını birbirine kattı. Bakanlar Avrupa'ya beslediğiniz yılan sizi sokuyor dedi. Paris sokaklarından bir fotoğraf yer alıyor manşette. Bugün Utku Reyhan'ın yazısı da oldukça önemli. PKK Paris'te Diyarbakır'dan daha güçlü başlıklı yazısı var Sayın Utku Reyhan'ın Aydınlık Gazetesi'nde sayfa 9'da. Bu yazı yer alıyor. Şimdi devam edelim sürmanşetle. Sürmanşetine bakarsak Aydınlık Gazetesi'nin sürmanşette HDP kapatılıncaya kadar nöbetteyiz başlığı var. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması davasını sürüncemede bırakmasına karşı Vatan Partisi bir eylem kararı aldı. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, PKK'nın siyasi konunun meclisten atılması, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün sağlanması için 29 Aralık Perşembe günü saat 13'te AYM önünde nöbet başlıyor. Vatan Partisi'nde bir hafta 8 eylem. Bu başlık da var. Bir haftada 8 eylem yaptı Vatan Partisi. Onun ayrıntıları da yine bugün bu haberle birlikte sayfa 9'da yer alıyor. Eski Suriye Adalet Bakanı'nın yaptığı değerlendirmeler de bugün Aydınlık Gazetesi'nde çok dikkat çekici. Profesör Doktor Najmal Ahmet, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ilan ettiği son af kararının ulusal uzlaşmanın sağlamlaştırılması için bir
şans olduğunu ifade etti. Ahmet ayrıca Amerika'nın Suriye topraklarının bir kısmını işgal ettiğine ve teröristleri desteklediğine dikkat çekti. Van'da yapılan çok güzel bir etkinlik, Türkiye Gençlik Birliği. Vanlı gençlerden uyuşturucuya gol başlığı atıldı bu haber için. Türkiye Gençlik Birliği Van İl Başkanlığı'nın düzenlediği bir futbol turnuvası oldu. Uyuşturucuya karşı mücadele için 32 futbol takımıyla düzenlenen turnuva sonuçlandı. Ödül alan gençler, zehirlenmeyeceğiz, yaşayacağız, geleceği kuracağız, Türkiye'yi yöneteceğiz dedi. Turnuvanın ödül töreni Adana Demirspor Kulübü'nün katkılarıyla yapıldı. TGB Genel Başkanı Kayhan Çetin, turnuvanın birliğin, kardeşliğin ve dostluğun ürünü olduğunu söyledi. TGB Van İl Başkanı Özgür Erdinler de uyuşturucu gençliğin katili, ülkemizin düşmanıdır. Vatana ihanet etmemizi istiyorlar ama biz buna geçit vermeyeceğiz diye konuştu. Doluydu salon. Turnuvada çok keyifli geçti. TGB Genel Başkanı Kayhan Çetin stüdyomuzda konuğumuzdu geçen hafta. Ve bu turnuvaya gideceğinden bahsetmişti. Biz dönüşte yeniden söz aldık. Gençliğin sorunlarının konuşulduğu çok özel bir programdı. Kayhan Çetin ve aynı zamanda Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ile birlikte yaptığımız bir programdı. O programın yenisini yapacağız. Hem bu turnuvayı da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Uyuşturucuyla gençlerin nasıl mücadele ettiğine değineceğiz. Yine sabırsızlıkla bekliyoruz o özel programı. Onu da belirtelim. Devam edelim Aydınlık Gazetesi ile. Aşağıya doğru inelim mi Çağdaş? Evet. Yabancılaşma sınır tanımıyor. Çocuk, insan, devlet düşmanlığı yayıyorlar. Yabancı kamu televizyonlarının desteğiyle kurulan Artı 90 isimli YouTube kanalında. Gönüllü çocuksuzluk başlığı altında aile karşıtı propaganda ve LGBT savunuculuğu yapıldı. Daha önceki yayınlarında fuhuşu özendiren kanaldaki son videoya göre çocuk sahibi olmak toplumsal baskının bir sonucu. Üstelik devlet de bunu dayatıyor. Videoda çocukların başta çevre olmak üzere dünyanın sorunlarını perçinleyeceği, insanlığın kademeli olarak yok olması gerektiği, çocuk doğurmanın irade dışı geliştiği için etik olmadığı savunulanlardan bazıları. Videoda insanoğlu soyunun kademeli olarak tükenmesini savunan antinatalizm propagandası yapılıyor. Bu video Artı 90'da yayınlandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür'ün konuyla ilgili açıklamaları Aydınlık Gazetesi'nde yer alıyor. Videoda LGBT savunucuları ailenin erkek ve kadından oluşmasına da tepki gösteriyor ve bu kalıba girmek istemediklerini söylüyorlar. Profesör Doktor Tülin Oygür, bu güruhun ağzında sevgi, aşk, paylaşmak, hayatı beslemek yok. Sadece zevkleriyle baş başa kaldıkları yalnızlıkları var. Tam da emperyalist neoliberal ideolojinin yaratmaya çalıştığı yeni insan tipi. Burada Tülin Oygür'ün açıklaması kısaca yer alıyor ama çok dokunan, durumun aslında bam teline basan bir açıklama. Sevgiden, aşktan, paylaşmaktan bahsetmeyen bir grup, bu da Batı'nın dayatmasıyla ortaya çıkan bir grup aslında. Bunlar toplumsal hayatta birliktelikten, kolektif yaşamdan çok uzak, tamamen bireyciliğe, tamamen bireycilikten beslenen, bencillikten beslenen, yalnızlıktan beslenen, karamsarlıktan beslenen, umutsuzluktan beslenen bir grup maalesef. Aile kurmak, çocuk doğurmak, bunu toplumsal bir görev olarak gibi, topluma bir dayatmaymış gibi gösterenler, bunların gerçek duygularından çok uzak olarak yaşamlarına devam ediyorlar maalesef. Bu da insana yabancılaşmaktan, hatta o insanların kendilerine yabancılaşmasından kaynaklanıyor. Bunu da onlara sistem yaptı. Sistem bunu yapmaya devam ediyor maalesef. İşte daha fazla İnsana müdahale edilemesin bu sistem diye biz de mücadele ediyoruz. Onları kurtarmak da bizim görevimiz. Bunu söyleyen, kendilerine yabancılaşan, kendilerini sevmeyen, kendilerini sevmedikleri için toplumu da sevmeyen, başkalarını da sevemeyen insanlar bunlar maalesef. Aşkı, sevgiyi sadece küçük zevklerden ibaret gören, bu neoliberal sistemin bir ürünü bu insanlar maalesef. İşte bu yüzden aileye karşılar. İşte bu yüzden bu LGBT dayatmalarını,
kalkan olan insanlar. İşte böyle videolar çekiyorlar. O videolarda da kadınlığı aşağılayan bazı yorumlar var. Kadınlığı aşağılayan bazı konular var. Sadece kadınlığı aşağılamış olmuyorlar, insanlığı aşağılamış oluyorlar. Fuhuşu özendirip kadının bedenine yaptığı bu en büyük ihanetlerden birini, bedenini bir obje, bir mal gibi adeta görüp pazarlamasına göz yuman ve bunu olumlayan videolar çekiyorlar bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu sadece kadın değil, insanlığı da aşağılayan bir durum ve bu yine aslında yabancılaşmaktan kaynaklanan bir durum. İşte bunların propagandasını her gün o sosyal medya hesapları üzerinden yapmaya devam ediyorlar. O yüzden Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Tülin Oygür'ün burada yapmış olduğu açıklama çok değerli, çok önemli. Açıklamanın devamı Aydınlık Gazetesi'nde var. Ve bu açıklamaları da en çok CKD'den, Türkiye Gençlik Birliği'nden ve toplamda aslında siyasi partilerden sadece bu konuda en kararlı, en net vurguyu yapansa Vatan Partisi, Vatan Partisi'nden duyuyoruz. AK Parti'den de ailenin önemine, aile kurumunun önemine ve korunmasına ilişkin pek çok açıklama var elbette ama bunu bir mücadeleye dönüştüren, somut bir şekilde bunu insanlığın hayatından çıkarmak için kararlı bir tutum alan, bu batı dayatmalarına meydan okuyan tek partide sahada görebildiğimiz açıklamalarıyla da öne çıkan Vatan Partisi oluyor. Devam edelim. The Wall Street Journal'ın bir haberi var. Atlantik medyası tedirgin, Türkiye-Rusya ile ilişkileri derinleştiriyor. Amerikan medyasının ünlü gazetelerinden The Wall Street Journal, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının batıda yarattığı derin rahatsızlığı yansıtan bir analiz yayımladı. Yazıda, Türkiye'nin batı yaptırımlarına meydan okudu ve Rusya ile ekonomik bağlarını derinleştirdiği vurgulandı. Ayrıca Erdoğan'ın geleceğini Putin'le birlikte gördüğü kaydedildi. The Wall Street Journal, Türk-Rus yakınlaşmasından batının diğer organlarının rahatsız olduğu gibi büyük rahatsızlık ve endişe duyuyor. Doğan Duyar'ın da bugünkü yazısı önemli. Afrika devletleri gıda, sağlık, enerji ve savunma güvenliği başta olmak üzere katma değeri yüksek ve stratejik sektörlere kamu iktisadi teşebbüsleri eliyle müdahale etmeye başladı. Bu haberin ve konunun ayrıntıları da Aydınlık Gazetesi'nde yer alıyor. Şimdi Aydınlık Gazetesi'nin okuduk. Birinci sayfadaki sıcak gelişmeleri aktardık. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet ve pek çok gazetede Karadeniz'deki yeni gaz keşfi manşette bugün. Hürriyet'te de Karadeniz'de yeni rezerv başlığı atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu yeni keşfe yer verildi. Fatih Sondaj gemimiz 29 Ekim Cuma günü. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı ve burada 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi. Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz yeniden değerlenme ve Çaycuma 1'deki keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gazımızı 2023'te hizmete sunmak için gece gündüz çalışıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve buna ilişkin piyasa değerine ilişkin bilgileri de verdi. Bültenimizin başında ayrıntıları aktarmıştık sizlere. 1 trilyon doları buluyor uluslararası piyasalardaki karşılığı bu rezervin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği diğer konularda manşette gündemde EYT'nin yeni yıla kalmayacağı ve üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili konular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsatçılara yönelik verdiği mesajlar ve tüketici ve çiftçiye yönelik verilen yeni haberler manşette yer aldı. Devam edelim. Enerjinin dünya patronu Türkiye'nin şansını anlattı. Dünya liderlerinin fikir danıştığı Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürriyet Gazetesi'ne bazı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin enerjide yakaladığı fırsatı anlattı. Diyor ki, konuştuğum liderler enerjide Rusya ve Çin'le yaşamak istemiyor, alternatif arıyorlar. Türkiye'nin alternatif olmasının tam zamanı. Otomotivde bunu başardık, yenilenebilir enerjide de olacak gibi. Sivri'deki depolama çok önemli bir adım. Gazı depolayabilmek şu an dünyanın en önemli işlerinden biri ifadelerini kullanıyor. Hemen altındaki haber de dünün en dikkat çeken haberlerinden biriydi. Sosyal medyada çok paylaşıldı. 4 dev marketin bakanlıkta yaptığı
Görüşme. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin tepe yöneticilerini Ankara'ya çağırıp uyardı. Market yöneticilerinden asgari ücret arttı diye sattıkları ürünlere faiz zam yapmamalarını istedi. Bakan Muş, görüşmeyle ilgili olarak haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanmakta kararlıyız dedi. A101 CEO'su, Migros CEO'su, BİM CEO'su ve Şok CEO'su Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la görüştü. Uyardı söyleniyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Ankara'da. Yalnız vatandaşın şurasına kadar gelmiş durumda artık bu durum. Ve vatandaşın burasına kadar gelmişken uyarılar artık bir adım öteye taşınmalı. Yani bu dört marketin CEO'su Ticaret Bakanlığı'nda oturup masada kafa kafaya verip yedi fiyatları artırmamaya karar verdilerse eğer, bu zaten çok önce alınması gereken bir karardı. Ve burada devletin artık direkt yaptırımlarla sahnede olması, hiç uyarıya vesaireye gerek kalmadan cezaları yazması ve bunu kontrol altına alması gerekiyor. Çünkü zaten cep kontrol edilemiyor. Yani vatandaş bütçesini kontrol edemediği için hızlı bir şekilde, hızlı hızlı bu adımların atılması da şart olmuş durumda. Keza asgari ücretin açıklanmasının ardından daha vatandaş o ücreti almadan artan fiyatlar insanları çileden çıkaracak artık neredeyse. Devam edelim Milliyet Gazetesi'yle. Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde yeni keşif var. Karadeniz gazı 710 milyar metreküp'e ulaştı ve 58 milyar metreküplük yeni rezerv olduğu bilgisi Milliyet Gazetesi'nde de paylaşılıyor. Başka bir haberle devam edelim. İstanbul Yalova için erken seçim çağrısı var. İnternet medyası ve yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim, aynı şeyi Yalova için de yapalım ifadelerini kullandı. Bu çağrı dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu bu çağrıyı neden yaptı? Bu adımı neden atıyor sorusu sosyal medyada en çok sorulan sorulardan biri oldu. Devam edelim. İki toplum haberi var. Birincisi, can dostlara çip için son hafta. Buradan da çağrıyı biz de yapmış olalım. Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital kimliklendirme ve kayıt işlemleri için tanınan süre bu hafta sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar 1 milyona yakın can dost çiplenerek kayıt altına alındı. Veteriner hekim Doruk Demirci günde yaklaşık 20 çip taktıklarını belirterek ciddi bir çip sıkıntısı yaşıyoruz da dedi aynı zamanda. Hem burada yaşanan sıkıntıya değiniliyor haberde, hem de bu hafta kayıt işlemleri için tanınan süre sona eriyor. Bunun duyurusunu da yapalım ve grip salgını ile ilgili bir haber var. Ona bakalım. Grip salgınında 65 yaşa uyarı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'in bir uyarısı bu. 65 yaş üstü erişkin yaş grubunda özellikle grip aşılarının bu sene çok önemli olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 2 yıldır grip enfeksiyonu görülmediği için 65 yaş üstü grubun hastaneye yatış ve ağır zatüre geçirme riskinin olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu virüsün COVID-19'un ardından biraz daha etkili bir şekilde vatandaşlara yansıdığını görüyoruz. Zaten sadece 65 yaş üstü değil, 65 yaş altındaki vatandaşlarımız da bu sene bu gribi maalesef ağır bir şekilde atlattı. Uzun bir sürecin sonunda atlatıyor. Dolayısıyla vatandaşların burada bağışıklık sistemini güçlü tutması ve kendini koruması oldukça önemli. Devam edelim haberlerle. Salda'da kumsal tartışması. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Kesici, Salda Gölü'nde beyaz kumsalın oluşmasını sağlayan hidromanyezit mineralinin kirlilik nedeniyle her geçen gün karardığını söyledi. Yeşilova Kaymakamı Yeni Soy ise yılın iki dönemi yağış ve nemden kaynaklı böyle bir görünüm oluştuğunu, olağanüstü bir durum bulunmadığını ifade ediyor. Bu konuda uzmanların tartışmaları var. Salda çok önemli bir bölge. Bildiğiniz gibi doğal koruma alanı ve dünyadaki sayılı yerlerden bir tanesi. Çok dikkat çeken ve özellikle hassasiyetle korunması gereken bir bölge. Ziyarete açık, her yıl binlerce, belki de milyonlarca vatandaşın uğrak noktası oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin çünkü çok ilgisini çeken bir bölge. Buradaki kirlilik belirtisi bile korkunç olur. Çünkü pek çok yerle kıyaslaması da yapılıyor bu bölgenin. Bildiğiniz gibi örneğin Maldivler
sularıyla benzer temizlikte olduğu ifade ediliyor. Hatta daha da önemli ve daha da temiz bir bölge. Dolayısıyla burada yapılacak çalışmalar son derece önemli. Hem Türkiye'nin kültür mirası açısından hem de çevre değerleri açısından çok belirleyici. O yüzden bu tartışmaları da dikkatle takip edecek olacağız ulusal kanalda. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Sabah gazetesi manşetinde de Karadeniz'deki rezerv haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda yaptığı açıklamadan sonra gazeteler bu rezervi duyurmak için hazırlıklarını yapmış anladığımız kadarıyla. Devam ediyoruz. O yüzden diğer haberlerle. 8 yılda sadece resmini çizebildi. CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, 2 dönemdir söz verdiği cemevinin ancak görselini bitirdi. Hayri Türk Yılmaz, Alevi vatandaşlarımıza 2014 yerel seçimleri öncesi cemevi sözü vermişti. 5 yılda sözünü yerine getirmeyen Türk Yılmaz, 2019'da da aynı vaatte bulundu. Ancak yine sözünü tutmadı. Türk Yılmaz, yeni yaptırdığı bir görselle çalışmalara başladık dedi. Bir proje taslağı, bir fotoğraf sundu vatandaşlara. Üçüncü kez bu senaryoyu sundu diyor Sabah gazetesi ve tepki çektiği de ifade ediliyor. PKK'nın suç ortağı Fransız basını başlıklı bir haber var. Paris'te ikisi PKK'lı 3 kişinin ırkçı bir Fransız tarafından öldürülmesiyle Paris sokaklarına dökülen teröristler sokakları savaş alanına çevirdi. Fransız basını ise yine Türkiye'ye dil uzatarak başkentini yakıp yıkan PKK'nın suç ortağı oldu ifadeleri kullanılıyor Sabah gazetesinde. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesinin manşeti diğer gazetelere göre farklı. Paris'e mercek tutuluyor Yeni Şafak gazetesinde. Manşet şöyle: 40 yıllık karargah Paris. Türkiye'de eylem yapmaya başladığı 1984'ten bir yıl önce, 1983'te dönemin Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın talimatıyla PKK'yı sahiplenen Fransa şimdi bağrında besleyip büyüttüğü terör örgütünün eylemleriyle baş etmeye çalışıyor. PKK, 1980'li yılların başından itibaren siyasi partiler, dernekler, vakıflar ve enstitüler aracılığıyla Fransa'da faaliyet gösteriyor. Örgütün sözde üst düzey isimlerine ev sahipliği yapan Fransa, PKK'nın 1984'te Ruhta yaptığı ilk eyleminden sonra teröristleri siyasi sığınmacı olarak kabul ediyor. Terör örgütü üyelerine Avrupa'da sığınma hakkı veren ilk ülke Fransa. PKK'nın Fransa'daki çatı görevini Fransa Demokratik Kürt Konseyi, CDKF yapıyor. Bu çatı altında PKK'ya bağlı 24 kuruluş bulunurken, CDKF, PKK'nın Fransa'daki KCK yapılanması gibi hareket ediyor. En tehlikeli grupsa üniversitelerde yapılanan ve doğrudan Kandil'den yönetilen La Genus Apposite, doğru okuduysam eğer, örgütün televizyon kanalları da Fransa üzerinden yayın yapıyor. Kadın yapılanmasının da merkezi olduğu ifade ediliyor haberde. Kadın ve çocukları kullanan PKK 1987'de Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği'ni faaliyete geçirdi. 2014'te kurulan, 2 Şubat 2018'de Fransa tarafından resmi olarak tanınan ve terör propagandasının merkezlerinden olan TJKF ile organizasyon her yönden güçlendirildi. Evri Çiçek Botan Kadın Meclisi de bu yapılanmanın içinde. Sözde STK'ların başında da Paris Kürt Enstitüsü geliyor. SETA'nın raporuna göre 1983'te François Mitterrand'ın talimatıyla kurulan Sözde Enstitü'ye Avrupa Birliği, İsviçre, Uluslararası Kalkınma Ajansı, Norveç, İsveç, Generalitat de Catalogne ve bazı İtalyan kuruluşları da fon sağlıyor. Fransa'nın, Paris'in bölücü terör örgütü PKK'ya verdiği destek 1983'ten itibaren ele alındı. Aynı zamanda Avrupa'nın uyuşturucu ağında PKK'nın yönettiği bilgisi bu manşette veriliyor. Tabii Fransa PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Fransa PKK'ya kol kanat geriyor, sahip çıkıyor. Burada kaçırılmaması gereken bir noktayı hatırlatmak gerekiyor. Sadece bu bilgilerin yanlışlığıyla ilgili bir durum değil elbette. Ancak burada PKK'nın asıl koruyucusu, asıl hamisi Amerika Birleşik Devletleri'ne unutmamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın çeşitli bölgelerine gönderdiği bölücü terör örgütü PKK demek burada daha doğru olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle Paris'te konumlanan bölücü terör örgütü PKK 1983'ten itibaren bu faaliyetleri yürüttü. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle
buralarda konumlandı bu sözde üst düzey yöneticiler ve buralardan hem uyuşturucu ağını yönettiler hem çünkü finans kaynağı bölücü terör örgütü PKK'nın bildiğiniz gibi uyuşturucu ve bu yüzden Türkiye uyuşturucuyla mücadelesinde PKK'nın finans kaynağına darbe vurdu diye haberlerini de yapıyor. Aynı zamanda buralardan Türkiye'ye yönelik saldırıları da planlıyor, yönetiyor bölücü terör örgütü PKK. Biraz önce haberde ne okuduk örneğin? Paris'teki bu saldırıda öldürülen KCK'nın yürütme kurulunda olan o isim, o kadın terörist, Suriye'nin kuzeyindeki yaralanan bir terörist ve yaralanan terörist Fransa'da tedavi altına alınıp tekrar sahaya gönderiliyor. Yani bir karargah aynı zamanda elbette ki teröristler için bu ülkeler. Ayrıntılı bir şekilde Yeni Şafak gazetesi inceledi manşette. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Evet de kurtar bizi. Sen yaptın, sen çöz baskısı. Altılı Masa şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi hamlesini AK Parti'nin anayasa restiyle karşılık vermesiyle sağlanıyor. Masanın ortakları anayasa teklifinin seçim sürecinde referanduma gitmesinden yana değil. Kılıçdaroğlu'na bize haber vermeden başörtüsü meselesini gündeme getirdin. Bizim hayır deme şansımız yok. Sen de evet de baskısı artıyor. Düzenlemenin referanduma gitmeden yasalaşabilmesi için 400 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var. Ve İYİ Parti'de varlık yokluk sorunu başlıklı yazıda da Akşener İmamoğlu Kılıçdaroğlu çatışmasına yer veriliyor. Bu çatışmanın CHP nezdinde İYİ Parti'yi güvenilmez ortak konumuna getirdiği bilgisi veriliyor. Bir diğer haberdeki başlıksa dağdan geldi, belediyede işe girdi başlığı. Birazdan haberimizde de size bunu aktaracağız, haberlerimiz arasında var. İBB'de işe alınanlar arasında PKK'nın dağ kadrosundan teröristler de var. Halen PKK kamplarında yakınları bulunanlar da var. Bunlardan Hakurk'ta PKK'nın sözletim komutanlığı yapan Elebaşı İbrahim Doğan, İBB'ye bağlı Ağaç Peysaj Eğitim Hizmetleri'nde işe girdi. Ne kadar da kolay değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmek, dağda gelip daha sonra böyle ağaç, peysaj gibi bir bölümün başına çok kolay bir şekilde girebiliyorsunuz. Çok ilginç gerçekten. Yeni Şafak gazetesinden aktardığımız notlar böyle. Sürmanşette de 1 trilyon dolar denilerek Karadeniz'deki rezerve ilişkin bilgiler var. Onu da okumuş olalım ve Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nde 28 Şubat hükümlülerinin avukatı konuşuyor. Hapisteki paşalara bu teklifin yapıldığını iddia ediyor. Teklif ne? Darbeci değiliz, özür dileriz, hata ettik diye yazın, affedileceksiniz. Avukat Aykanat Kaçmaz, cezaevinde ziyaret ettiğim emekli komutanlar yönetimin kendilerini çağırıp görüştüğünü belirtti diye konuştu. Ve ekliyor, komutanlara dilekçeyle başvurarak 28 Şubat sürecinde hata edildiği, yanlış anlaşıldıkları, amaçlarının darbe olmadığı şeklinde özür nitelikli başvuru yazarlarsa Cumhurbaşkanı'nın kendilerini affedeceği veya infaz erteleme çıkabileceği belirtilmiş. Aynı telkinin diğer cezaevlerinde de yapıldığını sonraki günlerde öğrendik. Muhtemelen siyaseten 28 Şubat darbecileri af diledi denilerek dilekçeleri kullanılacak. Yandaş medyada boy boy yer alacaktı. Oysa af için başvuruya gerek yok diyor Sözcü Gazetesi yazısında. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına yer verildi. Avar Paşa'yı tahliye edecektik diyor Bekir Bozdağ. O zaman bunları çıkarın diyor. Ve cezaevinde bulunan 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan emekli komutanlara yer verdi Sözcü Gazete. Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Çetin Doğan, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Hakkı Kılınç, Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Kenan Deniz ve İdris Koralp. 91 yaşında örneğin Ahmet Çörekçi, şeker ve tansiyon hastası, hafıza kaybı var, yürümekte zorlanıyor. İlhan Kılıç 86 yaşında, Çetin Doğan 83 yaşında, Fevzi Türker'i 82 yaşında. Bu komutanların pek çoğu kendi başına hayatını idame ettirmekte zorlanan ve tek başlarına hapishanede kalması çok mümkün olmayan isimler. Maalesef AK Parti bu konuda çok keskin bir tavır alıyor. Bu konuda uyarıları var. Avukatların Sayın Nusret Senem'in de Aydınlık Gazetesi'nde açıklaması olmuştu. Bu komutanların cezaevinden çıkarılması çağrısı yapılıyor. Bu çağrıya hükümetin kulak vermesini bekliyoruz biz de. Sözcü Gazetesi'yle devam edelim. Çakıltaş'ında bile yolsuzluk çıktı başlıklı haber. Tonu 70 lira olan 1.2 milyon ton dolgu malzemesi ucuz çakıl gibi tonu
26 liradan ihale ettiler. Devlete 53 milyon lira zararı uğratacak ihale için CİMER'e şikayet yapıldı. Hatta ihalenin hangi şirkete verileceği bile belirtildi ancak sonuç çıkmadı. Antalya İl Özel İdaresi elindeki 1.2 milyon ton dolgu malzemesini satmak için ihale açtı. Ton fiyatı olarak 23 lira belirlendi. Tek firma ihaleye girdi ve fiyatı 26 liraya çıkardı. Teklif valiliğe gönderildi ancak ihaleden 4 gün önce yolsuzluk başvurusu yapıldı. Ortaya çıktı. Gözler valilikte deniliyor. Bir diğer haberde Ayder Yaylası'ndan beton yaylası oldu deniliyor Ayder Yaylası. Yeşil Cennet'in ortasına beton hançeri dikildi denilerek o fotoğraflar yer alıyor Sözcü gazetesinde. Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde asgari ücretli ailenin günlük gıda harcaması 27 lira. AK Parti'nin vaadi yine yoksulluk. Öğün başı 6.8 lira oldu deniyor. 29 metrekarelik bir daire. BİSAM'a göre aynı ailenin dışarıdan yemek yemesi için sadece 323 lirası olacak. Asgari ücretli kiraya çıkmak istediğinde ortalama Kasım fiyatlarıyla ancak 29 metrekarelik bir daire tutabiliyor. İstanbul'da bu metrekare 17'ye düşüyor. Çocuğun eğitimi için ayırabileceği tutar ise sadece 37 lira. Yurttaşa kuyruk çilesi başlığıyla da gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çeken yurttaşın Alsancak'taki TMO satış mağazası önündeki oluşturduğu kuyruk fotoğrafına yer verildi. İktidar kendine yakın olanı yine mutlu etti. Cengiz Kolin'e teşvik verdi. Yandaşa 1,5 milyar başlığıyla bir haber var. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım ayı yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Listeden beşli çete çıktı. Cengiz ve Kolin'e ait Akdeniz EDAŞ'a 1,5 milyar liralık yatırım teşviği verildiği bilgisi paylaşıldı. Ve Ayder Yaylası'ndan görüntüler de yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nde manşet Karadeniz'de keşfedilen rezerv. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına aynı zamanda yer verildi. Burada daha önce herhangi bir gazetede okumadığımız bir haber var mı? Ayçiçek yağındaki gibi vurgun hazırlığı başlığına bir bakalım. Et var, yokluk algısı oluşturmaya çalışılıyor deniliyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce'nin yaptığı açıklamalara yer verildi. Et üzerinden oynanan bir oyun var diyor Hacı İnce yaptığı açıklamalarda. Ve Hollywood Smile yaptık, mutlulardı başlığı var. Şimdi Sağlık Bakanlığı bazı iddialara el koydu. Dün haberini vermiştik, iki isim Zeytinburnu'ndaki bir diş kliniğinde tedavi olmuş ve ağız sağlıklarının bozulduğunu söylemişlerdi. Kliniğin hekimi konuşuyor, Hollywood Smile işlemi yaptık, mutlu ayrıldılar, sorunları psikolojik diyerek kendilerini savundu. Sağlık Bakanlığı da artık bu tartışmalar üzerine el koydu duruma. Klinikte incelemeler yapılmaya başlandığı bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 12 yıllık sağlıkçı sahte diplomalı çıktı. Bu haberleri de maalesef son zamanlarda çok duyar olduk. Sahte doktor haberi çok tedirgin edici gerçekten. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde sahte diplomayla 12 yıl çalışmış bu sağlık görevlisi. Ahmet İpin tutuklandı. Akşam gazetesinden aktaracağımız haber böyleydi. Hızla Türkiye Gazetesi'nin manşeti gelsin şimdi ekranlara. Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. 1 trilyon dolarlık rezerve ulaştık başlığı var. Türkiye Gazetesi'nde de Fatih Gemis'in Çaycuma bir sondajında yaptığı faaliyetler manşette yer alıyor. Geçelim mi hızla? Evet, Fransız kurgusu PKK-PYD'nin Fransa sokaklarındaki şiddet eylemlerine Fransız kurgusu başlığı atıldı Türkiye Gazetesi'nde. Irkçı saldırının altından Fransa'daki vatandaşlarımıza yönelik kirli plan çıktı diyor. Bir diğer tarafta da Ticaret Bakanı Muş'un marketlerle yaptığı görüşmeler yine burada yansıdı. Devam edelim. Türk dizileri dünyada ilk 5'te başlıklı bir haber. Dünya genelinde ithal edilen her 4 filmden biri Türkiye'ye ait. 600 milyon seyirciye ulaşıyoruz. Birçok ülkede Türkçe merakı başladı. Çocuklara Türk isimleri veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'unda yaptığı konuşmada da Türk dizilerinin özellikle Türkiye'nin turizmine olan etkisinden bahsetmişti. Bu konuda ciddi bir talep olduğunun altını çizmişti ve Türkiye'nin bu konuda çeşitli adımlar atmaya devam edeceğini de söylemişti. Türk dizileri, Türkiye'de çekilen filmler özellikle Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getiriyor son dönemlerde.
Et fiyatı artsın diye spekülasyon yapılıyor bilgisi. Kırmızı Et Konseyi'nden geldi. Algıdan uzak durulmalı, piyasada arz talep dengesini kendisi kurar diyor. Bu konuda bir algı operasyonu yürütüldüğü iddia ediliyor et üzerinden. Yapılan açıklamalar bu yönde ama tabii piyasaya da bakmak lazım. Et fiyatları ciddi anlamda yüksek zaten. Türkiye Gazetesi'nden manşet ve birinci sayfa notları da bu şekilde. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasının ardından haberlerimizle devam ediyoruz güne başlarken. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket bizim. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret, bu memleket bizim. Bu cehennem, bu cennet, Ulusal Kanal'da güne başlarken devam ediyor. Gazete manşetlerine baktık. Büyük oranda Karadeniz'deki yeni rezerv keşfi Türkiye'nin gündemindeki konu. Bugün Ulusal Kanal ekranlarında da bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Biz şimdi dönelim iç siyasetin gündemine. Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir mağduriyet politikası var uyguladığı, bildiğiniz gibi. Alınan kararlar, verilen cezalar üzerinden bir mağduriyet oluşturarak bunun üzerinden de oynanan tiyatral bir oyun var. Neden tiyatral oyun diyeceğiz? Şimdi bu zaten dışarıdan gözüküyor ama artık bunun için bir kast yapmaya başladılar. Yani bunun için özel olarak bazı insanları işte Sayın İmamoğlu'nun yanına yollayarak bir tiyatro oyunu gibi sergileme yapıyorlar. Bunun son örneği Konya'da oldu. İmamoğlu'nun Konya ziyareti sırasında bir genç İmamoğlu'nun yanına gitti. Çok üzgündü. Bu ülkeden hiç umudum yok ifadelerini kullandı. Sonra o genç nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Farklı illerdeki programlarında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam filminde görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da yeni bir tiyatroya imza attı. ABD'nin tayin ettiği Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, Konya ziyaretinde kameraların eşliğinde şehir turu yaptı. Burada kolayca yanına kadar gelen ve ailesinin Antalya'da yaşadığını belirten genç bir kız, İmamoğlu'na asla yılmayın, siz bizim umudumuzsunuz, bizi yalnız bırakmayın. Gerçekten çok yorulduk, ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum ifadelerini kullandı. Konya'da İmamoğlu'na övgü dolu ifadeler kullanan ve kendisinin üniversitede hukuk okuduğunu söyleyen kızın daha önce de İmamoğlu'yla görüştüğü İBB'nin reklam videosunda oynadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından vatandaşlar İmamoğlu'na oyuncuları değiştirin diyerek tepki gösterdi. Gençleri de bu oyunun içine alet etmeleri gerçekten çok üzücü. Çünkü gençlerin gerçekten beklentileri ve gerçekten talepleri var. Gençler gerçekten sahada mücadele de ediyorlar. Şimdi o gençler Van'da da var. Van'a gideceğiz. Türkiye Gençlik Birliği'nin Van'daki futbol turnuvasına bakacağız. Az önce Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde aktarmıştık sizlere. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayhan Çetin de 32 takımın yarıştığı o turnuvanın final maçına gitti. Gençler uyuşturucuyla mücadele mesajları verdiler. Şöyle bir sloganları var. Vanlıyız, şanlıyız, uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız denildi. İlk 3'e giren takımlara kupaları verildi. Şimdi izleyelim o güzel görüntüleri. Biz gençlik olarak kimsenin piyonu, kimsenin kuklası ve kimsenin elindeki mendil olmak istemiyoruz. Bir ülkenin gençliği yoksa geleceği de yoktur. Uyuşturucu gençliğin katili ülkemizin düşmanıdır. Türkiye Gençlik Birliği, Van gençliğini uyuşturucuyla mücadelede birleştirdi.
Van'ın gençleri terörle anılmak istemiyor. Terörden kurtulmak istiyor. Terörün izleri silinsin, gitsin istiyor. Van'ın gençleri, arkadaşları uyuşturucu batağına düşmesin. Mahallelerde gençler daha çocuk yaşlarda uyuşturucuyla tanışıp köy kuyularda, sokakların karanlık köşelerinde kalmasın istiyor. Uyuşturucuyla mücadelede büyük bir farkındalık oluşturan gençler futbol turnuvası düzenledi. Gençlere özendirmeye çalışıyorlar. Uyuşturucuyla boş hayaller, fani güzellikler vaat ediyorlar. Bunlar Batı'nın hayalleri, Batı'nın çürümüş, kokuşmuş insan tipleri. Bize bunlar yabancı, uzak. Vanlıyız, şanlıyız, uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız sloganıyla yapılan turnuvaya 32 takım katıldı. Uyuşturucu kullanarak gençlerimiz ülkesinden, ailesinden uzaklaşmak istiyorlar. Ülkemize hayırlı evlat olmamızı istemiyorlar. Vatana ihanet etmemizi istiyorlar. Ama biz buna geçit vermeyeceğiz. TGB Genel Başkanı Kayhan Çetin, uyuşturucuyla mücadeleyle birlikte bölgenin sorunlarına değinerek çözüm önerilerini sıraladı. Van'ın çocuklarının kaderi HDP kapısından daha kaçırılıp, annesinden, ocağından kopartılıp Amerika'ya asker olmak değildir. Uyuşturucu batağına düşüp hayatını karartmak değildir. Bu salonda, bu turnuvada birlik var, kardeşlik var, arkadaşlık var, sevinci paylaşmak var. Üreten, bağımsız, başı dik, yumruk gibi birleşmiş bir Türkiye'yi bizler kuracağız. En batısından en doğusuna hepimiz geleceğimizi beraber inşa etmeye hazırız. TGB Van İl Başkanı Özgür Erdinler de uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız görevle milletimizden, Van halkımızdan ve gençliğimizden aldığımız güçle mücadelemize devam edeceğiz. Adana Demirspor Kulübü'nün katkılarıyla ödül töreni yapıldı. İlk üçe giren takımlara kupaları verildi. İşte Türkiye'nin gerçek mücadeleci gençleri, Atatürk gençliği görev başında diye slogan atıyor her zaman Türkiye Gençlik Birliği. Türkiye'den vazgeçen, Türkiye'den umudunu kesen gençlere de yol gösteriyor. Diğer partiler gibi Türkiye'den umutlarını kesmeye, karamsarlığa sevk etmiyorlar gençleri. O gençleri o siyasi partilerin malzemesi olmaktan kurtarmak için de çok yoğun bir çaba gösteriyorlar. Ve bu aile bu yüzden giderek büyüyor. O yüzden Türkiye Gençlik Birliği Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü olarak görev alıyor. Görevlerinin başında olduklarını da dile getiriyorlar. Hatırlatmakta fayda var. Ben bu ülkeden umudumu kestim diyen gençler, biraz önce İmamoğlu'nun o oyuncu kadrosunda yer alan genç örneğin gerçekten öyle düşünüyor mu? Bilemeyiz, sonuçta o bir sahneydi, kurgulanmış bir sahneydi. Gerçekten öyle düşünmediğini ümit etmek istiyoruz. Ya da örneğin bir YouTube programında ben sinirliyim çünkü 19 yaşındayım ve siyaset konuşmak zorunda kalıyorum diyen gençlere mesajlar veriyor aslında Türkiye Gençlik Birliği. Üretim devrimi kurultayları düzenliyor ve Türkiye'nin üretiminde gençlerin de sözü olacağını, gençlerin de payı olacağını söylüyor. Bir yandan uyuşturucuyla mücadele için kampanyalar yürütüyor, gençleri spora teşvik ediyor. Terörden temizlenen bölgelerde gençlerin hayata yeniden bağlanması ve işte futbol oynaması, daha farklı aktiviteler içerisine girmesi için çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Daha farklı bölgelerde daha farklı çalışmalar yapılıyor. Her zaman örneğin üniversitelerde çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. Öğrencilerin barınma gibi sorunları var. İşte derslerini tamamlama ve üniversitelerini bitirme ve daha sonra iş bulma gibi sorunları var. Tüm bunlara çözüm bulacağız biz, yapacağız diyorlar. Ve umutsuz da değiller, yurt dışına çıkmaya da çalışmıyorlar ki bu sanki her genç yurt dışına çıkmaya gidiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya başlandı. Öyle bir şey de yok. Gençler kaçmıyor Türkiye'den, tam tersine vatanına sahip çıkıyor. İşte o gençlerden bir bölümünü sadece Van'da izledik. Az önce mutluyuz, gururluyuz, bir kurgunun parçası değiller. Gerçekten hayatın içindeler, hayatın içinde o mücadelenin de tam ortasındalar, önündeler.
Türkiye'nin sorunlarından kopuk değiller. Türkiye Gençlik Birliği'nin daha çok faaliyetini izleyeceğiz böyle. Devam edelim şimdi enerji konusu. Türkiye'nin gündemindeyken Akkuyu Nükleer Santrali de bildiğiniz gibi çok önemli. Türkiye ve Rusya işbirliğinin en somut varlıklarından bir tanesi aslında Akkuyu Nükleer Santrali. Az önce Aydınlık Gazetesi'nde bir haber vardı, Washington Post-Türk-Rus ilişkilerinden dolayı gergindi. Aslında Akkuyu Nükleer Santrali'nden dolayı da çok büyük bir gerginlik var Atlantik cephesinde. Burada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Santralin birinci ünitesinde açık reaktöre su verilmeye başlandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınması bekleniyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk güç ünitesinde çalışmalar neredeyse tamamlandı. Santralin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı. Birinci ünitede çok önemli aşamadayız. Açık reaktöre su verme işlemine başladık. Bu da önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak. Önümüzdeki yıl devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko santral sahasında çalışmaların takvime uygun şekilde devam ettiğini söyledi. Birinci ünitenin ön devreye alma işleminin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti. Önümüzdeki yıl birinci ve ikinci ünitede ana ekipmanların kurulumu tamamlanacak. Üçüncü ünitede reaktör basınç kabı konulacak. Dördüncü ünitede kor tutucu dediğiniz ekipman takılacak. Hepimizin heyecanla beklediği taze nükleer yakıtın sahaya getirilmesi 2023 yılında gerçekleşecektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali her biri 1200 megawattlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak. Santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat üretim yapması planlanıyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'u Akkuyu Nükleer Santrali'nden karşılanacak. İstanbul'da çalışmaları devam eden Küçükçekmece, Kayaşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı metro hattında bir eşik daha aşıldı. Metro hattında çalışacak araçların depo, bakım, park alanı sahası törenle hizmete alındı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul'un raylı sistem ağına ilişkin bilgiler verdi. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi değiştirmemiz lazım dedi. Burada saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ediyoruz. Metro hattımızı hizmete açtığımızda günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şekilde taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Hattın işletmeye alınmasıyla Arnavutköy-Beşiktaş arası seyahat süresi sadece 36 dakika. Başakşehir Metrokent Kağıthane arası seyahat süresi 48 dakika. Küçükçekmece, Kemerburgaz arası seyahat süresi 50 dakika olacaktır. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı mevcut ve yapımı devam eden hatlarla da entegre olacak. Hem milletimize hem de uluslararası misafirlerimize hayatı kolaylaştıracak, hizmetin en kalitesini sunacaktır. Proje kapsamında bugün itibariyle nihai betonarme kaplamalarının %90'ını tamamladık. Elektrik, mekanik ve sinyalizasyon çalışmaları tüm işlere paralel olarak devam etmektedir. Proje genel ilerleme seviyemiz de %87'ye ulaşmıştır. İstanbul Ulaşım Ana Planı, İstanbul'un 1100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu göstermektedir. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz.
Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yerel seçimlere bir bakacağız. Resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi 7, Ulusal Birlik Partisi 6, Bağımsızlar 3, Demokrat Parti ile Toplumcu Demokrasi Parti ise birer belediye başkanlığını yerel seçimler sonucunda kazandı. Ayrıntılara bakalım hep birlikte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 belediye başkanlığı için 67 aday arasından seçim yapıldı. Ülke genelinde yerel seçimlere katılım %68,8 oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre en fazla belediyeyi Cumhuriyetçi Türk Partisi kazandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi 7, Ulusal Birlik Partisi 6, Bağımsızlar 3, Demokrat Parti ile Toplumcu Demokrasi Partisi ise birer belediye başkanlığı aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 7 belediyede seçimi kazandıklarını ancak kaybettikleri yerlerden ötürü buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. 6 kadın adayın yarıştığı yerel seçimde sadece Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nde bir kadın başkan seçildi. Böylelikle Ulusal Birlik Partisi adayı Fatma Çimen Tuğlu ülkedeki tek kadın belediye başkanı oldu. İranlı General Kasım Süleymani, emperyalizme karşı en ön safta mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli bir numaralı hedeflerinden biriydi ve bu mücadelede şehit edildi kendisi. Üçüncü yılındayız Kasım Süleymani'nin şehit edilişinin ve İran'da anma törenleri yapılacak. Bu törenlerin ana teması belirlendi, can feda ismi. Ulusal anma töreni 3 Ocak günü Tahran Camii'nde yapılacak. İran'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Irak ve Lübnan'da da Kasım Süleymani için anma törenleri düzenlenecek. Sukut ikamet etsin. Hacı Kasım her zaman diridir ve var olmaya devam edecektir. O bir milli ve İslam dünyası kahramanıdır. Baba bedunan ki yapamışım. Kasım Süleymani, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazındı. ABD'nin terör saldırısında hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçse de unutulmadı. İyi bir sonun alametleri vardır ve bu alametlerden biri şehitliğin yanı sıra İran'da ve dünyada gönüllerin lideri olmasıdır. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 yılında ABD'nin Irak'ta düzenlediği terör saldırısında şehit oldu. Amerika'nın bu yanlış hesaplaması hesap cihazlarında devam ediyor. Örneğin aziz şehidimiz Süleymani'nin şehadetinde ne düşündüler ve ne oldu? Şehit Süleymani'nin ortadan kaldırılmasıyla onun temsil ettiği dev hareketin söndürüleceğini düşündüler ama bu yol daha da genişledi. Direniş haftası kapsamında Süleymani'nin ölümünün 3. yılında bir dizi etkinlik düzenlemesi kararı alındı. Ulusal anma programı 3 Ocak Salı günü Tahran Musallası'nda çeşitli düzeylerde kişi ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek ve yetkililerden biri konuşma yapacak. Ayrıca Dünya Direniş Şampiyonu isimli konferans ertesi gün Tahran'daki İslam Ülkeleri Zirvesi salonunda yapılacak. Tahran'ın yanı sıra Kum ve Kirman gibi birçok kentte de etkinlikler yapılacak. İmam Hümeyni'nin kutsal türbesinde büyük bir alimler toplantısı ve 12 bin kişilik Azadi Stadyumu'nda Hac Kazım'ın kızları toplantısı yapılacak. General Süleymani'ye eşlik eden muhafızların öyküsü olan Muhafızlar belgeselini yayınlayacağız. Okuma kampanyası, vekaleten hac, kitap ve kan bağışı gibi sosyal kampanyalar olacak. Etkinliklerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşan Halk Komitesi Sekreteri Tuğgeneral Hemid Rıza Mukaddemfer, İran dışındaki ülkelerde de anma programları olacağını açıkladı. Suriye ve Lübnan'da dahil olmak üzere direniş ülkelerinde çeşitli programlar düzenlenecek. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'de programlar düzenlenecek. İstanbul veya Ankara'da halka açık bir konferansın düzenlenmesi gündemde. Irak'ta da özel bir program düzenlenecek. Çünkü birlikte şehit olan Hacı Kasım'ın arkadaşı
ve yoldaşı Ebu Mehdi el-Muhandis Iraklıydı. Ulusal Kanal İran temsilcisi Gürkan Demir bildiğiniz gibi en sıcak gelişmeleri bize Tahran'dan aktarıyor. Gürkan Demir bu anma törenlerini de takip edecek. Ulusal Kanal ekranlarından en sıcak görüntüleri ve son bilgileri sizlere Gürkan Demir aracılığıyla yansıtacağız. Şimdi devam edelim. Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da askerleri taşıyan bir zırhlı araç sürücünün aracı kontrolden çıkarması sebebiyle devrildi. 6 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı ancak yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisi de verildi. Diyarbakır'da askeri araç devrildi. Kazada araçta bulunan 6 asker yaralandı. Silvan Karayolu'nun Köprübaşı yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkan zırhlı araç devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şimdi İzmir'e döneceğiz. İzmir futbol kültürüyle öne çıkan bir şehrimiz. Ancak son dönemlerde yaşanan olaylar sebebiyle biraz bu kültüre gölge düştü. Ancak bu kültürün yaşatılması için çaba gösteren pek çok isim de var. Bu isimlere de saygı duyuyoruz elbette. Ama aynı zamanda bu olayların dışında bir de mali kriz söz konusu. İzmir'in en eski futbol kulüplerinden biri olan Altay köklü bir kulüp. Maalesef bir mali kriz içerisine girdi ve maalesef bu krizden dolayı kadın futbol takımı oldukça etkilendi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kadınların Süper Lig'den çekildiği duyuruldu. Altay Spor Kulübü borçları nedeniyle kadınlar Süper Lig'inden çekilmek zorunda kaldı. Kulüp yönetimi borçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kulübün ulusal kulüp lisansı için sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali açılardan 52 kritere göre incelendiğini belirten siyah beyazlılar, mali kriterler dışındaki kriterleri yerine getirdiklerini bildirdi. Mali kriterlere göre vergi dairesi ve SGK borçları, futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçlar, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmiş vadesi geçmiş futbolcu, teknik, idari kadro borçları nedeniyle ceza alındığı ifade edildi. Altay Spor Kulübü'nün yabancı kulüp ve futbolculara 2019-2021 yıllarına ait yaklaşık 5 milyon avro borcu bulunuyor. FIFA'ya bildirilen borçlar 20 Mayıs 2022 tarihine kadar ödenecekti. Ancak mali kriz içine giren Altay yükümlülüklerini yerine getirmeyince 2022 yılı için borcu 10 milyon avronun üzerine çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ceza alan Altay'ın FIFA'dan da yeni puan silme cezaları almaması için borçlu olduğu eski yabancı futbolculara Şubat ayı başına kadar ödeme yapması gerekiyor. Borçlar ödenmediği takdirde FIFA'nın yaptırım yapacağı kaydedildi. Altay 2 sezondur kadınlarda Süper Lig'de yer alıyordu. Ve rotamızı Malatya'ya çeviriyoruz. Malatya'da dağ keçisi avlayan iki kişiye toplam 505 bin lira para cezası kesildi. Dağ keçilerin nesli tükenme tehlikesi altında bildiğiniz gibi ve avlanmaları da yasak. Koruma altında bulunuyorlar. Maalesef vatandaşlar bu yasakları hiçe sayıyor ve bu nesli tükenmekte olan hayvanların da neslinin tükenmesine katkıda bulunmak durumunda kalıyorlar. İşte onlar da cezasız kalmıyor. Malatya'nın Yeşilyurt, Dağrendi ilçelerinde dağ keçisi avlayan iki kişiye toplam 505.810 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt Cefana Mahallesi'nde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerinde bir dağ keçisinin vurulduğunu tespit eden ekipler kaçak avlanan şüpheliye 251.608 lira ceza kesti. Dağrendi ilçesine bağlı Akbaba Mahallesi'nde ise ekiplerce yapılan kontrolde bir aracın bagaj kısmında bir dağ keçisi parçalanmış halde bulundu. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan dağ keçisine vurduğu tespit edilen zanlıya 254.202 lira idari para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ta bu yıl 10 ülkeden 100'e yakın şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tamamlandı. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nde ödüller usta kalemlerini buldu. Şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. Kahramanmaraş'ta bu yıl 10 ülkeden 100'e yakın şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri gerçekleştirilen final programıyla noktalandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen şair ve yazarlarla yüzlerce edebiyatsever katılım sağladı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelimizi ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak istiyoruz dedi. Burası tabii hep ifade ediyoruz, şiir ve edebiyatın başkenti. Bu topraklar çok değerli, şair ve yazarlar yetiştirmiş. Bize yakışır bir şekilde de biz 3 yıldır şiir ve edebiyatın başkentinde Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftası düzenliyoruz. Üçüncüsünü düzenledik, gerçekten de çok güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Pek çok yerde hava sıcaklıkları ciddi anlamda düştü. En düşük sıcaklık da Ardahan'da kaydedildi. Ardahan'a gideceğiz şimdi. Ardahan'da hava sıfırın altında 19 derece olarak kayıtlara geçti. Kentteki yol ve kaldırımlar buz tuttu. Bunun yanı sıra sisli havada oldukça zorluyor vatandaşları. Ardahan kara büründü. Kentte kartpostallı görüntüler oluştu. Türkiye'nin en düşük sıcaklığı Ardahan'da -19 derece olarak kaydedildi. Kar nedeniyle yoğun kıra görülen kentte yol ve kaldırımları buz tuttu. Göle ilçesinde soğuk havanın yanı sıra sis de etkili oldu. Havalar bayağı bir soğudu. Bugün sis yoğun bir şekilde var. Sürücülerimiz de bütün kurallara uymaya davet ediyoruz. Dikkatli olsunlar. Öte yandan Kars'ın yüksek kesimlerinde kar, Erzurum'da ise soğuk hava ve sis etkili oluyor. Kars'ta Sarıçam ormanlarındaki çeşmeler dondu. Hançerli Düzü mevkiindeki dereler tamamen buz tuttu. Cıbıltepe Kayak Merkezi de kırayla kaplandı. Araç camlarının buzla kaplandığı Erzurum'da kar kalınlığı palan döken kayak merkezinde 20, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü. Şile Belediyesi özel gereksinimli bireylere sosyal alanlarda çözümler sunmak ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmek için harekete geçti. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, engelsiz atölye etkinliklerinde özel bireyler ve aileleri buluşturdu. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri Şile Belediyesi'nin etkinliğinde buluştu. Özel gereksinimli bireylere sosyal alanlarda çözümler sunmak ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmek için harekete geçen Şile Belediyesi, 24 Aralık Cumartesi günü Mercan Köşk Çamlık Sosyal Tesislerinde engelsiz atölye etkinliği düzenledi. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ilkine Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, milli futbolcu Arda Turan, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Şafak Sezer ve Muskar'ın kurucusu iş insanı Mustafa Akan'ın sürpriz katılımları çocukları ve aileleri sevindirdi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, özel gereksinimli bireylerimizin gelişimlerini desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışacağız dedi. Evet, özellikle bir eksik olan bir hizmeti de burada paylaştı. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde Şile'yle hemşehrilerimizle buluşturacağız. Evet, biz geçen ay bu evlatlarımız için bir eğitim alanını yeniledik, güncelledik. Onların hizmetine sunduk. Çok da güzel oldu, çok da bereketli oldu. O gün bir söz vermiştik. Ve güne başlarken burada sona eriyor. Yarın sabah saat 7'de yeniden birlikte Ulusal Kanal ekranlarında güne başlamak ve sıcak gelişmeleri takip etmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu cehennem, bu cennet, bu davet, bu hasret.